Türk İslam alemine yaptığı büyük hizmetlerle tarihe geçmiş mücahit insan. Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın hayatı. 1. bölüm. Türkiye siyasi tarihine damgasını vuran Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Sinop Kadı Vekili Mehmet Sabri ile Kamer Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Necmettin Erbakan hocamız anne tarafından seyittir. İlk öğrenimine Kayseri'de başladı. İstanbul Erkek Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Çok küçük yaşlarda namaza ve oruca başlayan Sayın Necmettin Erbakan hocamız daha sonraları İstanbul Fatih'teki İskenderpaşa Camii imamı, büyük İslam alimi Mehmet Zahit Kotku Hazretleri gibi devrin önemli ilim ve irfan ehlinden istifade etti. Manevi olgunlaşma sürecinde bu büyük zatların terbiyesinde yetişti. Erbakan hocamız üniversite öğrenimine 2. sınıftan başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden 1948 yılında birincilikle mezun oldu. Aynı yıl aynı yerde asistan oldu. Üniversite yıllarında okuldaki öğrencilerin namaz kılmaları için mescit açılması konusunda büyük gayret gösterdi ve açılan mescitte hem ibadetlerini yaptı hem de ilmi ve dini sohbetler başlatarak manevi bir halka oluşturdu. Erbakan hocamız İslam'a hizmetle ilgili şu sözleri dile getirmiştir. Kendimizi kurtarmak yetmez. Bir Müslüman olarak bütün insanlığı kurtarmakla mükellefiz. Huzur, barış, refah ve adalet dolu bir saadet dünyasını kurmakla yükümlüyüz. Üniversite tarafından 1951'de gönderildiği Almanya'da üniversitelerde çeşitli araştırmalar yaptı. 27 yaşında 1954'te İTÜ'de doçent oldu. Yaptığı araştırmalar Alman ilim çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. O tarihte Almanya'nın en büyük motor fabrikası olan Deutz firmasına davet edildi. Burada Leopard tanklarını geliştirme çalışmasında araştırma baş mühendisi olarak görev aldı. Bu görevinde de üstün başarı gösteren merhum Necmettin Erbakan'a Alman yetkililer maaşını artırma teklifinde bulundular. Ancak o bu teklifi reddedip milli sanayiyi başlatmak için Türkiye'ye dönmeyi tercih etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman üniversitelerinde ilk Türk bilim adamı olan Sayın Necmettin Erbakan 1956-1963 arasında Türkiye'de ilk yerli motoru üretecek olan Gümüş Motoru kurdu ve motor üretimini gerçekleştirdi. 1965'te profesör unvanı aldı. 1967 yılında başlattığı Milli Görüş Hareketi'ni merhum Erbakan hocamız şu sözlerle tarif etmektedir. Milli görüş demek, bizim milletimizin kendi görüşü demektir. Sultan Fatih'in İstanbul'u fethederken kalbindeki inanç neyse, milli görüş odur. Bizim milletimiz 1000 yıl milli görüşle dünyaya hakim oldu. Bugün de bütün dertlerimizin ilacı milli görüştedir. Milli görüş demek hakkı yani haklılığı üstün tutan kaba kuvveti değil. Hakkı ve haklılığı üstün tutan zihniyet demek. Siyasi hayatına 1969 yılında Konya'dan bağımsız aday olarak başlayan Sayın Necmettin Erbakan, iki milletvekili seçtirecek oy alarak milletvekili seçildi. 1970 yılında Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Ancak parti kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. 11 Ekim 1973 tarihinde Milli Nizam Partisi kadrosuyla Milli Selamet Partisi'ni kurdu. 1974-1978 döneminde 3 ayrı koalisyon hükümetinde başbakan yardımcılığı yaptı. 1973 seçimlerinde Milli Selamet Partisi 48 milletvekili çıkardı. Bu dönemde başbakan vekili olan Sayın Necmettin Erbakan hocamız Kıbrıs Harekatı'nın yapılmasını savundu. Harekattan sonra ise adanın tamamının ele geçirilmesini savundu. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları bana dediler ki, bakınız durum fevkalade acildir. Samson gelmiş adaya çıkmıştır. Şu anda Makayas'ın kuvvetleri de mücadele ediyor. Bu görüşmeler yapıldığı zaman ben başbakan vekili mi? Öyleyse hazır olun ve yürüyün dedim kendilerine. Ne düşünüyorum? Ne düşünüyorum? Sayın Ecevit zaten gemiye bininceye kadar Londra'dan dönecek. Döndüğü için onu da ne yapıp yapıp ikna edeceğiz ve mutlaka bu görev ifa edilecek. Genelkurmay Başkanı rahmetli Semih Sancar'a şu teklifte bulundu. Çıkartma önümüzdeki cuma günü sabahı başlasın. Nasıl olsa İngilizler taleplerimizi reddedecekler. Biz beyhude vakit kaybetmeyelim. Cuma sabahı mübarek sabahtır.
Genelkurmay Başkanı rahmetli Semih Sancar da Sayın Erbakan hocamıza şu şekilde cevap verdi. Allah sizden razı olsun. Bu günleri de Allah bize gösterdi. ...12 Eylül'de bir süre İzmir Uzunada'da gözaltında tutuldu. 15 Ekim 1980'de 21 MSP yöneticisiyle birlikte tutuklandı. 24 Temmuz 1981'de serbest bırakıldı ve beraat etti. 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisi'ne daha sonra genel başkan seçildi. 1991 seçimlerinde Konya'dan milletvekili oldu. Refah Partisi 1995 seçimlerinde 158 milletvekiliyle birinci parti oldu. DYP-ANAP koalisyonu başarısız olunca DYP ile kurduğu Refah Yol Hükümeti'nde 28 Haziran 1996'da başbakan olarak göreve başladı. Devam edecek.